Merhaba, siz sevgili yarışsever mensubu dostlar, arkadaşlarım. Bugün 7 Ekim 2020 Çarşamba, yarın 8 Ekim 2020 Perşembe. Ankara yarışlarına ait olan kısa yorumlarıma başlamadan önce anekdot şeklinde birkaç tane konuya değinmek isterim. Biraz da hasbihal yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar, zaman zaman biliyorsunuz sosyal medya mecralarında tahminlerde bulunuyorum. Ve bunları paylaşıyorum. Ama ben bunları nasıl yapıyorum? Bir gece evvelden yaptığım için, yani muhtemelen bu videoyu siz bir gün sonra seyrediyorsunuz veya gece yarısı seyrediyorsunuzdur. İlk programı elime aldığım zaman, böyle programı alıyorum elime, bakıyorum. Gözüme kim çarptı? Onları sizlerle paylaşıyorum ha. Ama bunun haricinde sizden bu video bittikten sonra, mesela videoyu çektikten sonra ben dönüyorum atların tek tek yarışlarını inceliyorum, bakıyorum. Ondan sonra öbürsü gün oluyor. Neredeyse yarış, İstanbul'daysa İstanbul, Bursa'ysa Bursa, İzmir'se İzmir, Ankara'ysa Ankara. Gerek jokey menajerleri, gerek seyisler, antrenörler, at sahipleri, kronometreciler, ne varsa tanıdığım, benim kendi tanıdığım arkadaşım, hepsini arıyorum. Hepsinden de bilgi almaya çalışıyorum. Sağ olsunlar, herkes de bana yardım ediyor. Zaten beni camiye de çok severler. Herkes beni çok sever yani. Bu camianın içinde olup da beni sevmeyen çok nadir az adam vardır yani. Çünkü ben hepsini yıllardan beri, bunlar camianın içinde olan bir adamım yani. Herkes beni tanır zaten. Ona göre de en son ahır bilgilerini de aldıktan sonra yorum ve kritiklerimi kendi grubumda, toplamda 7'şer dakika, 8'er dakika, 16, 15, 16 dakika civarlarında 2 video çekiyorum ve grubumda paylaşıyorum. Aynı zamanda şablon şeklinde de veriyorum, paylaşıyorum. Ama ben size bu videoyu bir gün önceden çektiğim için benim buradaki söylediğim atlarla icabında grupta paylaştığım atlar birbirini tutmayabilir. Yani bunun kadar gayet doğal bir şey olamaz. Çünkü ben atla ilgili bir şey duyarım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bir olumsuz bir şey duyarım. Yani çünkü o kadar çok olumsuz duymaya yönelik ki atlar. Yani çok problem olur. Ya anlatamam bir antrenör olarak. Yani atın sıvısı eksik olur. Yemini yemez. Neşesi olmaz. Ne bileyim, yarış istediği gibi koşmaz. Vesaire. Ya çok, yani aşırı derecede çok faktör olduğu için en son ağır durumlarını, yani tutmayabilir yani. Benim yaptığım yorumlarla, bir gün önceki yaptığım yorumla kendi grubumdaki yaptığım yorum birbirini tutmayabilir. Bu gayet doğaldır yani. Çünkü ben size bu ilk programı elime aldığım zaman paylaşıyorum. Ama detaylı bir şekilde kendi grubumda, zaten ben kendi gruptaki arkadaşlarımı kollamak zorundayım. Mesela bizim bugün İstanbul'da birinci altılı Ganyan, ikinci altılı Ganyan'da 2,5 milyar beşli verdi. Biz birinci altılı Ganyan'ı, birinci ayaktan yattık altılı Ganyan'da. Fakat öbür atlarda dediğimiz atlar tekimiz geldi. Mavra'yı tek oynadık. Yani 5'li Ganyan 13-14 tane kuponumuz var bizim kendi grubumuza yakalayan. 2 tane de 6'lı Ganyan yakalayan çıktı bizim kuponda. Ben birinci ayakta yatmama rağmen arkadaşlar kendileri tuttukları için. Çünkü ben Mavra'ya çok güveniyordum. Benim banko atımdı Mavra. Mavra'yı tek yazmışlar. Öbür taraflara da tuttuğu atları yazmışlar. Biraz geniş oynamışlar. Adamın gücü var. Oynar. Benim verdiğim kupon zaten 80 lira abi. 90 lira, 80 lira kupon veriyorum abi ben. Bugünkü tahminim benim 80, 88 lira. Yani ben böyle 300'lük, 500'lük kupon vermiyorum. Bende öyle bir şey yok. 80 lira, 90 lira, 100 lira, o civar kupon veriyorum yani ben. Ve sıralama şeklinde veriyorum. Bunları da grupta paylaşıyorum. Ha, gruba gelmek isteyen arkadaşlar başımda gözüm üstüne. Gelen de sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun. Gelmek isteyen arkadaşlar 0543 548 84 55. Zaten benim telefon numaram bütün sosyal medya mercilerinde yazar. Profilime gel, tıkla. Mehmet Diker telefon numarası yazar. Ben öyle ulaşılmayacak bir adam değilim. Ha, ben Adana'dayım. Şu anda Adana'da yarış yok. 20 gün sonra başlayacak Allah izin verirse. 20 günden sonra da evvelde tribündeki yerimizi alacak. Elimizi alacak kronometreleri. Bakacak Adana'dakilere. Yani Adana'da gözümüzün önünde olacak. Şimdi mecburuz, onlara soruyoruz. Onlara soruyoruz derken, ben atı kendi kafamda bir takım şeyleri bildiğim için atın son ahır bilgilerini soruyorum. İdman durumlarını soruyorum. Son durumunu soruyorum. Bunları öğreniyorum. Ben zaten atların hepsini tanıyorum abi. Yani ben bütün atların hepsini tanırım. Ha, doğu illerini falan bilmem ha. Kocaeli, doğu illeri falan hiçbirini bilmem yani. Ama öbür atların tamamını bilirim. Oradan doğu illerinden bu tarafa gelen atlar olduğu zaman da at hakkında bakarım, yarışlarını seyrederim. Bir de antrenörü kim, sahibi kim, onları çok iyi tanırım. Ona göre bakarım yani. Bu şekilde yapıyorum yani ben. Benim kendi grubumda
bu şekilde paylaşıyorum oyunları. Bir de bakın arkadaşlar, bu işin bileni yoktur. Kim derse ki ben bu işin profesörüyüm, ben bu işi bilirim, yok bilmem ne, o deyyus yalan söylüyor. Ona inanmayın. Bunun içine ben de dahilim. Eğer biri çıkar derse ki ne, ben bu işin profesörüyüm, ben bu işi biliyorum, o deyyus yalan söylüyordur. Bu işin bileni yoktur. Bu işin emekçisi vardır. Bu işin yorumcusu vardır. Emekçisi ve yorumcusu. Ama oturduğun yerden zaten abi, bu sosyal medyada herkes oturduğu yerden tahmin yapıyor. Zaten adam hipodroma giremez ki. Yasak adamın girmesi. Şu anda hipodroma at sahibi, antrenör, seyis, kronometreci olmazsan, ağzından kuş tutsan hipodroma giremen abi. Giremen abi. Girme ihtimalin yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun haricinde bu vasfın olursa giren. Ama bu sosyal medyada mesela tahmin yapıyorlar, şudur budur. Onlar oturduğu yerden açıyorlar. Bilgisayardan yarışları seyrediyorlar. Ona göre yorumluyor. Bunu sen de yapabilin. Ona ihtiyacın yok ki. Sen de yapabilin. Eğer şöyle geçmişte tavanın varsa, altyapın, bir atlananlar altyapın varsa, bunu sen de yapabilin yani. Senin kimseye ihtiyacın yok ki. Senin için önemli olan ahır bilgileri. Atın son durumu. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli at yarışı. Yani yoksa nedir abi? O zaman abi herkes oturur bilgisayarda seyreder. Altılı da her gün 5 lira verir, 10 lira verir, 50 lira verir o zaman. Niye altılılar 20 milyar, 30 milyar, 100 milyar veriyor? Niye veriyor o zaman? Yani olacak olsa herkes de açar bakar seyreder oynar abi. Kimseye ihtiyacınız yok ki o zaman sizin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani o palavradan, işkembeden atan adamlara inanmayın abi. Hep yalancı abi, onların hepsi yalancı. Yalan söylüyorlar. Yok atın kalabında gördük, yok at uçtu, öbürü kaçtı. Hep yalan, hepsi külliyen yalan. İnanmayın. Kimsenin bir şey gördüğü yok. Kimsenin sahaya geldiği yok. Gelse de zaten 3 tane atı tanıyamaz. Çıplak atı nereden tanıyacak abi? Tanımaz. Atıyor bol keseden, işkembeden atıyor işte. Bizim insanlarımız acayip abi inanıyor yani ya. Enteresan. Neyse. Bugün de böyle. Ankara 5 şart. 5. koşu. 3 yukarı İngilizler. 1400 metre çim. Arkadaşlar burada size bir tane at söyleyeceğim. Onu mutlaka altınıza yazın. 6 numaralı Wind Plus'ı yazın. Ne yazarsanız yazın. 6. koşu 17 handikap 4 yaşlı Arap 2000 metre kum. 5 numara Günpınar yazın. Ne yazarsanız yazın. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim. Bu yarış biraz enteresan bir yarış. Niye enteresan yarış? Çünkü hayatında ilk defa 1600'e çıkacak Taylar. Taylar için, 2 yaşlı İngilizler için 1600 metre çok uzun bir mesafedir. Her an ters bir at gelebilir. Dikkatli olun. Yazacağınız at, özellikle yazacağınız at, bir numaralı Gospodin'i mutlaka altılı yanlarınıza yazınız. Ama buraya at yazınız. Dediğim gibi hayatında ilk defa 1600 metreye çıkıyor. Çok uzun bir mesafedir bu. 1600 metre 2 yaşlı İngilizler için. Çok uzun bir mesafedir. At yazın. 8. koşu King Serkan yazın, ne yazarsanız yazın. 9. koşu arkadaşlar, bu yarış da zor bir yarış. Handikap yarış. Bana göre hakikaten çok zor bir yarış. Yani burada kimi yazın? Abi burada Talizo'yu yazın. Ne yazarsanız yazın. 10. koşu 16 handikap 4 yukarı Arap. 7 numaralı Arabian Prens yazın. Ne yazarsanız yazın. Benim ilk gözüme çarpan atlar bunlar. Dediğim gibi yarın sabah olacak. Açacak Ankara'yı. Soracak, soruşturacak. Seyisti, antrenördü, at sahibiydi. Jockey menajeriydi. Ne varsa tanıdığımız soracak. Ona göre kendi kafamızda şablonu oluşturup yorumlarımı kendi grubumun içinde paylaşacağım diyor. Adana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarıma. Hepinize iyi geceler.